dağlarda kar olsaydım, olsaydım bir asi nehir olsaydım, olsaydım arar bulur muydun beni, sahipsiz mezar olsaydım, olsaydım arar bulur muydun beni, sahipsiz mezar olsaydım, olsaydım. Evet, Kanal Maraş izleyicileri, şu an Ayranpınarı'nın batış noktasındayız değil mi? Su batan dediğimiz noktası ve burası Türkiye'de belki de çok da örneği olmayan doğal bir güzellik, turizme kazandırılması gereken bir güzellik ve maalesef HES'e kurban edilecek. Biz şu anda bunun HES'e kurban edilmemesi için arkadaşlarımızla, çevre dostlarımızla, siz değerli basın mensuplarıyla, kurum temsilcileriyle, başkanlarımızla, muhtarlarımızla, çok geniş bir kesimle beraber buradayız. Bu su tertemiz, içebileceğiniz bir su ve bu su bir kilometre yukarıdan ayran gibi çıkıp geliyor. Yine bir kilometre aşağıdan da bir mağaradan çıkıyor. Çok güzel bir coğrafi yapı, çok güzel bir doğal yapı. Allah'ın Kahramanmaraşlılara bir lütfudur. Lütfen bu lütfu bizler elimizde tepmeyelim, bir HES'e kurban etmeyelim. Hocam, hocam ne bu, bu ya? Ne bu ya? Bu, bunun herhangi bir maddi bir değeri yok. HES herhangi bir maddi değerle ölçülemez. Allah'ın yeryüzünde yarattığı bir cennet, güzellik burası. Görmek için yaratılmış. Bu suyu kurutursak biz canını yok ediyoruz, öldürüyoruz. Yani kesinlikle herhangi bir maddi değerle ölçülemez bu. İnsanların buraya gelip bunun içine girip güzelliğini görmesi gerekiyor kesinlikle. Ya inanılmaz yani, kameraman çekiyor musun Kurtuluş ileriye kadar? Görüyorsun değil mi? Ya hocam. Kocaman bir nehir mağaranın içine giriyor. Yaklaşık bir kilometre sonra da aynı güzellikte fışkırarak yeryüzüne çıkıyor. Bunun örneği çok yok ki yeryüzünde yani. Bu yeryüzü cennetini niye biz kurutalım, yok edelim yani? Değil mi? Değil mi? Kesinlikle değmez yani. Hocam. Evet. Burayı görüp de etkilenmemek imkansız. Şu manzara dahi bu HES projesine karşı çıkmak için yeterlidir. Evet başkan. Ya şu anda zaten biz niçin karşı olduğumuzu söylemiştik. Bunun en önemli karşı çıkma sebeplerimizden bir tanesi de bu doğal güzelliklerdi. Yani şu güzelliği yok etmeye kimin vicdanı el verir? Biz buradan yetkililerimize şu manzaraya bakıp hala bu manzarayı yok etmek istiyorlarsa onları vicdanlarıyla baş başa bırakıyoruz. Başka da bir şey söylemek istemiyoruz. Söyleyecek hiçbir sözümüz yok yani. Sözün bittiği yerdeyiz sayın seyirciler. İnanılmaz bir doğa harikası. Biraz önce hocamın da söylediği gibi bir kilometre yukarıdan Ayranpınarı yer altından çıkıyor ve bir kilometre aşağı tarafından böyle mağaraya giriyor. Bunun bir kilometre aşağısından da tekrar yeryüzüne çıkıyor. Ya tüylerim diken diken oldu. Sayın yetkililer, sayın Büyükşehir Başkanı, sayın milletvekillerimiz, gerçekten inanılmaz bir manzara, gelip görmenizi isterim. Ben etkilendim. Üst taraf kameraman olduğu yerde çekerse inanılmaz bir, demek ki kışın bayağı bir su da çıkıyormuş yani buradan, yükseliyormuş yani, yükseliyor. Buranın suyu mevsimlik bir su. Bu sezonda çok kar yağdığı için şu su anda fazla. Ama her yıl bu kadar fazla su olmuyor. Dolayısıyla enerji üretiminde süreklilikten bahsetmek mümkün değil. Bu sene biz şanslıyız. Çok fazla su var. Belki bu sene HES'i kurtarabilir bir su var ama başka zamanlarda bu su kuruyor. Bu mevsimlerde kuruyor. Şimdi bu mağaranın yapısına bakınca milyonlarca yılda oluşmuş bir güzellik olduğu değil anlaşılıyor mi bunun? Yani 1000 yılda 2000 yılda olmaz. Su kayayı tıraş edip içine girmiş yani. İnanılmaz hocam.
Hocam ama bu keyfi başka bir yerde bulamam ki. Tabii ki ayaklarımı suya gireceğim yani. Gelip bunun içine girmek lazım. Başka bir yerde bunu yapamam kesinlikle. Evet, sözün bittiği yerdeyiz. İnanılmaz bir yayla turizmi gerçekten. Sayın Hayrettin Güngör'ün buraya gelip bu ayran pınarını görüp buradaki bu suyun batan yeri ve çıkan yerini görüp işte yayla turizminin yapılacağı bir alan. Yetkililerimiz burayı öldürmesin, öldürmeyelim, tabiatımızı öldürmeyelim, yok etmeyelim. Lütfen gerekeni yapalım.